5.0. Yazan Şevval Fidan, seslendiren Ayça Sılaşen. Yeni bir endüstri devrimi kapımızda. Söz konusu devrime toplum 5.0 adı veriyor ve Japonya'dan dünyaya açılıyor. Endüstri 5.0'ı ele almadan önce sırasıyla yaşadığımız endüstri devrimlerine bir bakalım. Endüstri 1.0, 1784, su ve buhar gücünün keşfi. Endüstri 2.0, 1870, elektriğin keşfi ve seri üretim. Endüstri 3.0, 1969, dijital ve elektronik cihazlar. Endüstri 4.0, 2010, siber sistemler, fiziksel sistemler ve nesnelerin interneti. Endüstri 5.0, 2017, toplum için insansız teknolojiler. Bu devrimler ilk insanın doğuşundan bugüne kadar olan süreçte toplumları avcı toplum, tarım toplumu, endüstriyel toplum, bilgi toplumu ve akıllı toplum, toplum 5.0 olarak 5'e ayırıyor. Tüm bu devrimler bir sonraki devrime görüldüğü üzere zemin hazırlıyor. Endüstri 4.0 ile verimliliği ve üretkenliği arttırmak için yeni teknolojiler arasında bağ kuran yöntemler yaygınlaşırken, Endüstri 5.0, Endüstri 4.0'ın temel taşları olan otomasyon ve verimlilik ilkelerine kişiselleştirilmiş, insani bir dokunuş katmayı hedefliyor. Toplum 5.0 terimi ilk kez Ocak 2016'da Japon hükümeti Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Konseyi'nde Bakanlar Kurulu tarafından 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı'nda kullanıldı. Japonya, 2017 yılında Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleşen dünyanın en kapsamlı teknoloji fuarlarından Summit'in partner üyesiydi. Fuarda Society 5.0 felsefesini tanıtan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu felsefeyi teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı inancıyla temellendirdiklerini söyledi. Japon Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu, Kaidan Ren'in hazırladığı 26 sayfalık çalışmada, toplum 5.0 felsefesi ışığında gelişmesi beklenen ekonomi ve sosyoloji reformunu geniş kitlelere anlatmayı amaçlıyor. Toplum 5.0 üretim ve üretim dışı konuları kapsayarak 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarını odağına almış bir Japon yaklaşımıdır. Endüstri 5.0 bir diğer adıyla toplum 5.0, toplum odaklı insansız teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. Burada robot, insan işbirliği ile bilgi toplumundan süper akıllı bir topluma geçmek hedefleniyor. Shinzo Abe, toplum 5.0 dijitalleşmenin ve robotların etkisini ekonomik, etik ve sosyolojik açıdan değerlendirerek insanların makine ve robotlarla olan ilişkisini en verimli biçimde sağlanmasını öneriyor. Bunu sağlamanın yolunu da akıllı toplum modeli olarak öngörüyor. Toplum 5.0, Endüstri 4.0'ın getirdiği teknolojik gelişmeleri toplumu en verimli şekilde entegre eder ve ülkenin geleceği için tehdit potansiyeli olan sorunları ortadan kaldırmaya yarayacak bir devrim niteliğindedir. Toplum 5.0 felsefesinin öngörülen bazı hedefleri şunlardır. Yaşlanan ve artan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek, sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi, nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılma, çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi. Bu hedeflerin uygulanmasının önünde ise bazı engeller bulunmaktadır. Bu engeller, hukuk sistemindeki engeller, nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar, kalifiye personel eksikliği, sosyopolitik önyargılar, toplumsal direnç. Japonlara göre Endüstri 5.0, insanların yapamadıklarını yapacak bir devrim olacak. Bu yeni devrimle beraber ölecek ve doğacak meslekler olacaktır. Robotlar, insanları üretim süreçlerindeki yorucu işlerden kurtardıkça, diğer görevlere konsantre olmanın kolaylaşması, daha yaratıcı ve yorum gerektiren işlerin sayısının da artması bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda doğabilecek yeni meslekleri mercek altına alıyor. Hazırlanan raporlara göre hayatımıza girecek 20 meslek şu şekilde olacak. Veri dedektifi, bilgi işlem destekleyicisi, etik kaynak kullanımı yetkilisi, yapay zeka iş geliştirme yöneticisi, uç programlama uzmanı, yürüyüşe eşlik edecekler, fitness bağlılık danışmanı, yapay zeka destekli sağlık teknisyeni, siber şehir analisti, genomik portföy direktörü, insan makine ekip yöneticisi, finansal sağlık koçları, dijital terziler,
finansal güven yöneticisi, kuantum makine öğrenme analisti ve sanal mağaza asistanı. Endüstri 5.0'ın ilerlemesinin durdurulamaz olacağı öngörülse de, üreticilerin ve düzenleyici kurumların dikkate alması gereken bazı problemler söz konusu. Örneğin, aşırı otomasyonun yaratabileceği işsizlik, insan yaratıcılığından yoksunluk gibi potansiyel tehlikelerine karşı savunmasızız. Yoğun entegre sistemler, ağın tamamen çökmesi gibi sistemsel riskler taşıyorlar. Buna benzer zorluklar, Endüstri 5.0'a geçişte iyi bir planlama yapmayı gerektiriyor. Endüstri 4.0 benimsememiş kurumların geçişi ise bu açıdan daha kritik. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz zorlukları birebir yaşamadıkları için benzerlerine de hazır değiller. TÜBİTAK verilerine göre Türkiye sanayisi hala 2.0 ve 3.0 seviyelerinde. Yani hala 4.0 seviyesi olan bilgi toplumu seviyesine ulaşamamışız. Bilgisayar ve dijital teknolojilerini endüstri ile yeterince entegre edememişiz. Bu sebeple bir an önce üniversite sanayi işbirliğine başlanması gerekiyor. Zira endüstride teknoloji seviyesini yakalamanın en kolay yolu genç beyinlerden yararlanmaktır. İnsan ve robotların beraber çalıştığı bir gelecek var. Bu geleceğin mimarları olan biz gençler de bu araştırmaları benimsemeliyiz ve kariyerimizi planlarken bu geleceğin nesne olacağımızı kendimize sormalıyız. Tüm insanların yüksek kaliteli hizmetler alabileceği bir toplum ve gelecek diliyorum.